İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam yine hayatın içinden ibret dersleriyle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Yine birbirinden ilginç, gerçekten yaşanmış hayat öyküleri izleyeceğiz. Hayatın insana ne kılıklara sokup ne ihtirasların peşinde sürüklediğine, nasıl rezil edip nasıl rezil ettiğine, nasıl göklere çıkarıp nasıl yerin dibine soktuğuna birlikte tanık olacağız. İyilikle kötülüğün tartısında insanoğlunun ibret verici hallerini seyrederken vicdanımızın aynasına bakıp kendimizi tartacağız. İzle Dünyalara hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, nefsine hakim olabilen, hırsının pençesine düşmeyen, günahın çağrısına kulaklarını tıkayabilen insanlar, gerçek mutluluğa, sevgi zenginliğine yakın insanlardır. Nefsine yenilen, zevki ve hırsı uğruna kalp kırmaktan, günah işlemekten çekinmeyenlerse, sonunda kendilerini mutsuzluk bataklığının ortasında bulurlar. Onları bekleyen akıbet, manevi bir sefalet, sevgisizlik ve yalnızlıktır. Gizli Dünyalar'ın bu öyküsünde temiz ve saf bir kızı kendi nefsine kurban eden bir bencil adamın ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Gel bakalım. Baldız Hanım, işinden memnun musun bakalım? Yoksa sekreterlik işini beğenmedin mi? Estağfurullah enişte. Allah sizden razı olsun. Zaten yanınızda size yük oluyorum. Bir de iş buldunuz bana. Şöyle. Nankörlüğü sevmem Baldız. Ona göre. Şöyle zengin bir kısmet çıksa kardeşime, bize de arka olacak bir kısmet. Ne utanıyorsun Baldız? İstanbul büyük şehir. Tutunmak için önce akıllı olacaksın, iş bileceksin. Maşallah çok da güzel kızsın. Hiç ablana çekmemişsin. Yani iyi kısmetlerin çıkar diye diyorum. İşe geç kaldım. Çıkayım artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler. Akşam erken gelsen. Birlikte yemek yemeyeli uzun zaman oldu. Yeter be. Her gün aynı sözler. Ya çalışıyorum ben. Kolay mı zannediyorsun koskoca lokantayı işletmeyi? Biliyorum Mehmet. Haklısın ama bana artık hiç zaman ayırmıyorsun. Hem benim kazandıklarımla geçiniyorsun hem de şikayet ediyorsun be. Neyse. Ben çıkıyorum. Gece gelmem, bekleme beni. Allah Allah. Tamam Mehmet. Beklemem. Berk Emlak, buyurun. Evet, iki odalı, kaloriferli, temiz dairedir. Buyurun buraya gelin. Remzi Bey'le bir görüşün isterseniz. Oldu. İyi günler. Aferin Esma. Çabucak kaptın işi. Sağ olun efendim. Benim dışarıda biraz işim var. 2 saate kadar gelirim. Sen arayanları not et. Olur mu? Tamam efendim. Tabii alırım. O zaman kardeşim, öpüyorum seni. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Ulan amma ağırsınız ha. Çabuk olun be. Öğlen oldu be. Kolay gelsin. Oo kardeşim, ne haber ya? İyilik abicim, nasıl olsun? Sağ olasın, gel otur şöyle. Oğlum, 2 çay kapsana bize. Bir akşam dalalım yine halime ha? Herhalde oğlum. 2 karı ayarladım, haberin olsun. İkisi de fıstık gibi. Oo. Önce bir yerlerde kafayı çekeriz, sonra da... Ulan helal sana ha. Abi seni anlamıyorum ya. O kadar param var. Boynu otele gitmekle olmaz ki bu iş. Şöyle bir ev tutsak nasıl olur? Ucuz yolla döşeriz de. Sonra gelsin karılar, gitsin karılar. Haklısın, düşünmedim değil. Aslında bir an önce ayarlamalı o işi.
Aa, dur bir dakika ya. Benim bir emlakçı arkadaşım var. O ayarlar bizi. E yapalım artık abi. Ben bugün uğrayayım ona ya. Ya aslında çok güzel de mahvek de ya. Yok. Neyse bir şey yap. Buralarda var bir şey başka yerlerde. Bir bakarız oraya. Hadi bakalım. Anlıyorum efendim. O daire tam sizin istediğiniz gibi. 4+1 son kat. Doğalgaz bağlı. Ne zaman isterseniz gelip görebilirsiniz. İyi günler efendim. Buyurun. Ben Remzi'yi görecektim. Bir arkadaşıyım. Remzi Bey bir saat sonra gelecek. İsterseniz o zaman gelin. Önemli değil. Beklerim. Sizinle laflarız biraz. Sizi burada daha önce hiç görmemiştim. Yani görsem mutlaka hatırlarım. O kadar güzelsiniz ki. Çalışmaya yeni başladım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ablam ve eniştemin yanında kalıyorum. Adın ne senin? Esma. Esma, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden bu kadar güzelsin? Bir şey içer misiniz? İstemem. Sevgilin var mı senin? Yok. Hoş geldiniz Remzi Bey. Mehmet. Nerelerdesin sen ya? Remzi abi bir konu görüşecektim seninle. Çok bekledin mi? Bilmem. Esma ile sohbet ettik. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Gel odamda konuşalım. Bu kızı yola getirmek lazım. Mehmet oğlum, sen bu işi yaparsın be. Berk Emlak. Merhaba Esma, ben Mehmet. Mehmet Bey, buyurun. Remzi orada mı Esma? Çıktı. Herhalde gelmez artık. Tamam. Görüşmek üzere güzel kız. Alo. Ooo Hüsnü. Yok be Hüsnücüm be. Sen bugün yalnız takıl. Ben acayip bir iş üstündeyim oğlum. Hadi görüşürüz kardeşim. $1000 da depozito. O konuda bir şey söyleyemem efendim. Remzi Bey gelince ben sizi aratırım. İyi günler. Merhaba Esma. Merhaba Mehmet Bey. Remzi Bey gelmedi. Olsun. Biz seninle ne güzel sohbet ediyoruz değil mi? Remzi Bey artık gelmez. Daha iyi. Senin gibi güzel bir kızla konuşmak varken. Geç oldu. Ben burayı kapatıp çıkacağım Mehmet Bey. İyi. Beraber çıkarız. Beraber mi? Hı. Arabam var. İstersen seni evine kadar bırakayım. Hı? Lütfen. Hiç gerek yok. Ben giderim. Olmaz. Sokaklar senin gibi güzel bir kız için çok tehlikeli. Hadi gel bırakayım. Hadi. Hadi. Gel. Neden durduk? Birlikte yemek yiyelim. Hem konuşuruz. Böylece birbirimizi daha iyi tanırız. Lütfen. Ben eve gitmek istiyorum. Yemek yer çıkarız. Benden neden korkuyorsun ki? Ne yapacağım sana? Hadi gel. Biliyor musun Esma?
Ben çok mutsuz bir adamım. Neden? Paranız var, aileniz var. Dışarıdan görünemem. Hiç aşık olmadım. Karım çekilmez biri. Beni sürekli aldatıyor. Çok yakında boşanacağım ondan. Olur mu? Hem gözünüzle görmeden karınızı suçlamayın. O senin kadar masum, temiz bir kadın değil ki. Geceleri eve gelmiyor ya. Artık nerede sürtüyor kim bilir. Lütfen kalkalım artık Mehmet Bey. Çok geç kaldım. Tamam Esma, kalkalım. Ama artık bana Mehmet Bey deme. Biz arkadaşız. Mehmet dersen sevinirim. Hadi. En kısa zamanda tekrar görüşelim, tamam mı? Bakarız. Sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede kaldın kız? Ben... Lüks arabalar mı bırakıyor artık seni eve? Turnayı gözünden vurdun mu yoksa? Hayır. Patronumun bir arkadaşı çok ısrar etti, yemeğe gittik. Zorladığı için, yoksa ben istemedim. Kız biz sana bir şey mi dedik? İyi yapmışsın. Çok zengin belli ki. Beni ilgilendirmiyor abla. Ne demek beni ilgilendirmiyor? Lan sen başımıza bela mı olacaksın? Ha? Ömür boyu bizle mi yaşayacaksın? Dur Osman, gitme kızın üstüne. Anlat bakalım. Neyin nesi ayol? Ne olacak abla? Evli barklı adam. Ayıp değil mi? Sana ne evliyse? Karısı mısın sen? Bak Esma, bu fırsatı iyi değerlendir. Sevdikleri kadına para döker bu tipler. Her istediğini alır. Abla ne biçim konuşuyorsun? Gerizekalı kız. İstanbul'da yaşamak kolay mı sanıyorsun? Ulan bir namuslu sen misin başımıza? Ha? Günaydın güzellik. Ne işiniz var burada? Sabaha kadar seni düşündüm. Sensiz yapamıyorum artık. Lütfen böyle konuşmayın. Esma, sana ilk görüşte aşık oldum. Sizinle görüşmek istemiyorum. Evlisiniz. Ayıp değil mi? Esma, sana boşanacağım diyorum. Hemen evleniriz. Sana her istediğini alırım. Seni de aileni de çok güzel yaşatırım. Olmaz. Ya nasıl olur? Karınıza günah değil mi? O zaten dünden razı boşanmaya. Sevmiyor ki beni ya. Lütfen şimdi gidin. Lütfen. Tamam küçük sevgilim. Seni üzmeye dayanamam. Tamam gidiyorum. Ama yine geleceğim. Allah'ım, sen Mehmet'imi evine döndür. Artık benimle hiç ilgilenmiyor. Nasıl severdi beni eskiden? Şşş! Çek elini. Sen niye yatmadın hala? Seni bekledim. Sana bir kahve yapayım mı? Çok içmişsin. İstemem. Ben yatıyorum. Mehmet ne oldu sana? Neden bana böyle davranıyorsun? Yeter be. Çalışıyorum ben kızım. Para kazanıyorum. Para. Nankörlük etme. Ee?
Mehmet Bey ne yapıyor? Çağırsana damadı bir gün buraya. Damat falan değil o enişte. İstemiyorum. Yan cebime koy ha. Herifler lüks yerlerde yemek yemeyi biliyorsun. Boyna eve bırakıyor seni. Boşanacağım diyor. Benle evlenecekmiş. Ama günah değil mi yuva yıkmak abla? Aman ne aptal kızsın. Yuvaları yıkılmış zaten. Senin ne suçun var? Adam evleneceğim diyorsa gerisi seni ilgilendirmez. Altın gibi bir kısmet bulmuş, konuştuğuna bak. Belki 3-5 kuruş bize de hayrın dokunur ha? Güzel kardeşim. Bak şu yaşadığımız yere. Böyle mi yaşamak istiyorsun? Ha. Adam belli. Seni seviyor. Ha. İlk önce güzel bir ev tutalım Esma. İşten de çık. Paraya ihtiyacın yok nasılsa. Sen bilirsin Mehmet. Esma, bak bakayım gözlerimin içine. Beni seviyorsun değil mi? Evet. Ben de Esma. Seni çok seviyorum. Bu güzelliğinle masumluğunla aklımı başımdan aldın. Ev tuttuktan sonra birlikte yaşayacağız. Geceleri de birlikte olacağız. Sonra bakarsın bir de çocuğumuz olur. Öyle çok istiyorum ki çocuğumuzun olmasını. Sen de ister misin? İsterim tabii. Mehmet. Efendim canım? Ne zaman boşanacaksın? Küçük sevgilim benim. Neden dert ediyorsun ki? Zaten ayrı yaşıyoruz karımla. Bir an önce evlenmek istiyorum seninle. Birkaç hukuki arız var. Onları halleder halletmez boşanacağım. Önemli olan seni sevmem. Diyorsunuz hanımefendi? Ya her şey çok hoş ama burası biraz küçük gibi geldi bana. Elimizde daha büyük evler de var hanımefendi. Arzu ederseniz hemen gösterebiliriz. Hayatım sen nasıl istersen. Gidelim kardeş. Gel. Fikriye uzatma diyorum sana. Gelmiyorsam gelmiyorum işte. Allah Allah. Bir eksiğin mi var? Fikriye sıkma canımı. Tamam ben kapatıyorum. Hoş geldin Hüsnü. Hoş bulduk. Abi ne oluyor ya? Bir karıya daldın beni unuttun. Ayıp oluyor ama. Ne yok abi ev falan tutmalara? Kızı bir görsen var ya. Öyle bir akşamlık kız falan değil oğlum. İyi de abicim. Bu kaçamak falan değil. Sen açıkça metres tutmuşsun. Fikri abla farkında değil mi? Aman bana ne lan. Boşanmadığıma dua etsin. Kız ne diyor peki? Ha bugün ha yarın diye geçiştiriyorum şimdilik. Boşanmamı bekliyor. Boşanacağım mı? Ulan sen de iyice safmışsın ya. Hiç tanımamışsın beni. Ne boşanması lan? Hoş geldin. Hoş bulduk bir tane. Seni nasıl özledim bir bilsen. Ben de. Bak ne aldım. Geçelim hayatım. Yemek hazır. Söyle aşkım. Aylardır birlikte yaşıyoruz. Yanlış anlama. Hı hı. Ben çok mutluyum ama... Ne zaman boşanacaksın? Ya Esma. Sen başka kelime bilmez misin? Ne olacak boşanırsam ha? Ne olacak? Şu an senin yanındayım. Karımın değil. Eksik olan bir şey mi var? Ablana bakıyorum, sana bakıyorum. Yeter ama ya. Ne olur bağırma. Sadece sordum. Canım özür dilerim. Bağırmak istemedim. Karım boşanmak istemiyor. Onu ikna edersem hemen evleniriz. Tamam mı? Tamam canım. Oo, ne haber Hüsnü? Ne haber abi? Nasıl gidiyor kumanda hayat?
Ne bileyim ya. Sıkılmaya başladım. Her gece eve gitmek boğuyor beni. Kurtulmak için bahane arıyorum. Hep aynı kareyle sıkıldın tabii. Gel seninle Felek'ten bir gece çalalım. Olur be Hüsnü. Değişiklik olur hem. Akşam alayım mı seni? Tamam abi. Mehmet. Çok sarhoşsun. Sarhoşum. Evet. Sarhoşum. Hiç böyle yapmazdın Mehmet. Ya sen benim karım mısın? Ne söyleniyorsun? Dur 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 dur. Sana ne be? Mehmet lütfen. Yapma. Çok sarhoşsun. Yaparım. Yapma. Sana lütfen. Ben bakıyorum. Beni bu akşam bekleme. Geç gelirim. Mehmet günlerdir böyle yapıyorsun. Başlama şimdi karım gibi. Beğenmiyorsan defolur gidersin. Gel içeri geçelim. Şşş. Bırak beni. Mehmet. Hani demiştin ya bir gün çocuğumuzun olmasını ister misin diye. Demişsem demişim. Mehmet. Ha. Ben hamileyim. Doktora gittim bugün. Bir bebeğimiz olacak. Bebek mi? Ulan sen yetmiyorsun bir de piçinle mi uğraşacağım? Ne ha? Diyorsun Mehmet? Ne malum lan benden oldu. Başkasından peydahlamadığını nereden bileyim? Aldıracaksın onu. Ne diyorsun Mehmet? O bizim çocuğumuz. Canı kıyılır mı hiç? İstemiyorum lan seni. Bıktım senden. Piçini de istemiyorum. Git be evden. Artık sana verecek bir kaşık çorban bile yok. Nereye giderim Mehmet? Git lan. Yapma. İstediğin yere git şimdi. Düş yakamdan be. Mehmet, lütfen. Ne yaparım ben şimdi? Bırakma beni. Sen kimsin ki? Neden bırakmayayım seni? Ha? Hiçbir şeysin sen kızım. Hiçbir şey. Geldi. Ah canım kardeşim canım. Gel otur şöyle. Ne oldu? Abla. Ne oldu kız? Beni evden kovdu abla. Kovdu mu? Evet abla. Ne istiyorsun? Hamileyim abla. Çaresiz kaldım. İzin verin bir süre sizde kalayım. Hamile misin?
Hayır kızım, kalamazsın. Sana yeterince baktık. Bir de piçinle mi uğraşacağım? Kimlerle düşüp kalktıysan onların yanına git. Abla lütfen, gidecek yerim yok. Ortada bırakma beni. Çabuk, çabuk dışarı. Sana bakacak halimiz yok. Sürtün. Hadi. Dışarı. Lütfen abla. Dışarı lütfen. Dedim sana. Çık dışarı hadi. Lütfen. Kızım uyansana. Kızım. Gel kızım. Hasta olacaksın burada. Gel içeri girelim. Bir çorba iç. Hı? Isınırsın. Hı? Gel. Hadi gel. İşte benim hikayem de bu Şevket amca. Yavrum, senin suçun yok ki. Ne bileceksin? Talihine kötü insanlar çıkmış. Üzülme. Sadece doğacak yavrunu düşün. Nasıl yaşarım? Ne kalacak bir yerim, ne de bir işim var. Bak kızım. İstersen burada çalışırsın. Yemeğe yardım edersin. Hı? Ederim amca. Akşamları da bizde kalırsın. Ben de karım da yaşlandık artık. Ona da el ayak olursun. Hı? Allah sizden razı olsun Şevket amca. O kadar çaresiz kalmıştım ki. Çandarlı işi ne oldu? Ya ne olacak kardeşim, işimiz battı tabii. Yürü be. Aa, yazık şuradan. Oldu abi, sağ ol. Hadi. Abi. Çık. Defol buradan, defol. Bir daha da buraya girersen. Allah rızası için bir ekmek parası. Git be işine. Abi çok aç. Ne olur. Bıktım senden artık. Gelip müşterilerimi rahatsız ediyorsun. Bir daha buraya uğrama. Ya abi kim bu gariban? Mehmet. Eskiden buraya kumar oynamaya geliyordu. Çok zengindi. Nasıl bu hale geldi? Her şeyini gece hayatında kumarda kaybetti. Deme ya. Çok kadının ahını aldı. Karısı da dayanamadı, terk etti. Şimdi bir çorba parasına muhtaç oldu işte. Oğlum çok çalıştın. Hadi biraz ara ver de bir şeyler ye. Yok anneciğim, aç değilim. Sonra birlikte yeriz. Tamam güzel oğlum. Hadi oğlum şu garibanı al. Çok aç gözüküyor. Bir sıcak çorba verelim de içsin. Tamam anneciğim. Amcacığım gel içeri. Bir şeyler ye. Allah razı olsun evladım. Geç otur şöyle amca. Ben şimdi sıcak bir çorba getiririm size.
Şurada duran hanım neyin olur? O benim annem. Buranın sahibidir. Adı Esma. Esma mı? İstemiyorum lan sen. Bıktım senden. Piçini de istemiyorum. Git bu evden. Artık sana verecek bir kaşık çorban bile yok. Nereye giderim Mehmet? Git lan. Yapma. İstediğin yere git şimdi. Düş yakamdan be. Mehmet lütfen. Ne yaparım ben şimdi? Bırakma beni. Amca, siz tanıyor musunuz annemi? Siz kimsiniz? Ben hiçbir şeyim oğlum. Hiçbir şey. Yalan, ihtiras, bencillik girdabı böyledir sevgili izleyiciler. İnsanı bir hiç yapıncaya kadar diplere çeker, ruhunu tüketir. Pişmanlık günü geldiğinde ise iş işten geçmiştir. O artık bir hiçtir. Tıpkı izlediğimiz öyküdeki Mehmet gibi. Sizsiz olun sevgili izleyiciler, nefsinize yenik düşmeyin. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi elinize, dilinize hakim olun. Kıskançlık, insanoğlunun içinden atamadığı yüreğini, beynini kemiren bir zaaf. Mutsuz eden, günaha çeken bir zaaf. Kıskançlığı içinden atamayan, başkasında olan bende de olsun der. Bende olan başkasında olmasın ister. Yetinmeyi bilmez. Acı bir ders alıncaya kadar bu duygunun esiri olmaya devam eder. Gizli dünyaların bu öyküsü yüreğinden kıskançlığı atamayan bir kadının başkalarına yaptığı kötülüklerin kendisine nasıl geri döndüğünü anlatan hüzünlü bir öykü sevgili izleyiciler. Hadi oğlum hadi baba. Kör olasıç. Bıktım sizden be. Evin başıma mı yıkacaksınız? Komşu! Aç şu kapıyı komşu! Ne oluyor Selim'e? Ne var? Bak ayağını denk al komşu. Çocuklarına sahip çık. Sakin ol Selim'e. Ne yapmışlar ki? Bile bile penceremi kırmak için top atıyorlar. Olur mu hiç öyle şey? Kaza olmuştur. Çocuk işte. Ne demek istiyorsun? Çocuğum yok diye çocuktan anlamam mı sanıyorsun? Öyle demek istemedim. Ama aslan gibi bir oğlum olacak. Bak gör. İnşallah komşu, inşallah. Ben söylerim yapmazlar bir daha. Bilmem artık. Bu son olsun. Tamam komşu, tamam. Gülnaz! Gülnaz! Geldiniz mi Yılmaz? Geldik, geldik. Bir el at da indirelim şunu arkadan. Tamamdır Yılmaz. Komşu.
tamam mı? Tamam tamam. Ne bu telaşınız? Yılmaz kasabadan bir çamaşır makinesi almış sağ olsun. Onu getirdiler. Öyle mi? Güle güle kullan komşu. Sağ olasın. İhtiyacın olduğunda sen de kullanırsın. Yok yok. Çamaşır elde yıkanınca daha bir temiz oluyor. İstesem Hüsnü alır zaten. Sen bilirsin. Sağ olasın Mehmet abi. O ne demek Yılmaz kardeş. Güle güle kullan. Hadi eyvallah. Sağ olasın. Nasılsın komşu? Geldi mi Hüsnü? Yok. Daha dönmedi tarlada. Doğuma kaç ay kaldı bakalım? Hayırlısıyla bir ay sonra. Hadi inşallah. Hüsnü baba olacak ha. Vay be. Yemek hazır mı Gülmez? Hazır Yılmaz, hazır. Görüşürüz komşu. Hı-hı. Görüşürüz Selim'e. Hüsnü'ye selam söyle. Kolay gelsin hanım. Hayrola? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Sen ne biçim adamsın? Ne oldu yine? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Bak Yılmaz'a çamaşır makinesi almış. Adam karısına her şeyi alıyor. Sen ne yapıyorsun? Yapma Selim'e. Deme böyle. Sabret, biz de alırız. Her şey yavaş yavaş. Yavaş yavaşmış. Bir de havasını atıyor karı. Yok ne zaman istersem kullanabilirmişim de bilmem neymiş de. İyiliğinden söylemiş. Hadi Selim'e. Bak sinirlenme. Zaten iki canlısın sen. Kendini düşünmüyorsan onu düşün. Selim'e, hadi inat etme de ver şu kirlilerini yıkayalım. Gerek yok. Bak karnın burnunda, zor oluyordur. Hemencecik yıkayıveririz. Sonra da asarız birlikte ha? Yok istemez. Çamaşır elde yıkanır. Hüsnü sevmez öyle çamaşırların makinede yıkanmasını. Haklısın tabii. Ama makinede tertemiz yıkıyor. Neyse, sen bilirsin. Komşu. Aa Hatice. Sağ ol. Nereden böyle? Macide'lere gittiydim de. Biliyorsun değil mi? Gülnize kocası çamaşır makinesi aldı. Duydum ya. İyi etmiş. Şehirli sanıyor kendini. Bizimki gibi elinde yıkayamıyor karı. Sana ne canım? İstediği gibi yıkar. Hadi komşu kolay gelsin. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Bu yıl iyi hasat verdi tam. Parayı sonunda tamamladım. Otomobil alıyorum Hüsnü. Otomobil mi? He. Hadi hayırlı olsun şimdiden. Sana yakışır, hakkındır. Sağ olasın Hüsnü. Çocuklar da sevinçten uçuyor. Uçmazlar mı? Ben olsam ben de uçarım. Ne zaman ihtiyacın olursa alırsın Hüsnü. Sağ olasın Yılmaz. Köylüye de bir yarar oluyor. Köyde hiç otomobil yok. Yeri geliyor bir hasta oluyor, hastaneye yetişecek. Öylece kalıveriyoruz. Haklısın Bey Yılmaz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Aha.
Duydun mu? Yılmaz otomobil alıyormuş. Ne? Otomobil mi alıyormuş? He ya. İyi para biriktirmiş. Bugün yarın getirir arabayı. Çalıp çırpıyor mudur nedir? Nereden buluyorlar bu kadar parayı? Ne biçim konuşuyorsun Selim'e? Alnının teriyle çalışıyor adam. Başkasını övüp duracağına sen de alsana. Oh millete bak. Bir gün çamaşır makinesi, bir gün araba. Biz burada sürünelim. Allah'a şükür karnımız doyuyor. Kenarda 3-5 kuruşumuz da var. Böyle hasetlik yapma. Günahtır. Ah, benden geçti. Çocuğum da sürünecek. Sağlıklı olsun yeter. Hadi sıkma canını. Gel yat. Çamaşırlar yerde. Vay Allah. Nasıl olmuş ki? Hepsi batmış. Hepsi. Hayrola komşu? Gördün mü başıma geleni? Hepsi batmış. Tekrar yıkamak gerekecek. Nasıl olmuş anlamadım. Senin çocuklar yapmış olmasın? O kadar yaramazlar ki. Her şeyi yapar o velekler. Yok canım. Yapmaz onlar. Yaramazdırlar ama beni üzmezler. Of. Of. Ay niye dert ediyorsun komşu? Sen mi yıkıyorsun sanki? Atarsın makineye yıkanır. Şanslı kadınsın valla. Böyle çalışkan, akıllı bir kocan var. Ya Allah bize böylesini vermedi işte. Benimki her akşam ya kahvede ya meyhanede. Yılmaz evine pek düşkün. Varsa yoksa çocukları. Okusunlar, adam olsunlar diye uğraşıyor. Hayırlı olsun kız. Çamaşır makinesi almış kocan. Ya evet. Kız biz de bazen çamaşır getirelim sana. Aa ne soruyorsun ayol? Getir ne zaman istersen. Selim'e ne yapıyor? Az kaldı doğumuna değil mi? Ya öyle. Karnı burnunda kızım. Bir ay sonra doğuracak. Senin işin de zor hani. Böyle bir kadınla komşu olmak çekilecek dert değil. Yok kız öyle deme. İyidir Selim'e. Bence sen çok iyi niyetlisin. Selim'e köyde herkesle kavgalı. Kimseyle konuşmuyor. Çok kıskanç bir kadın. Kimseyi çekemiyor. Yok canım.
Senelerdir çocuğu olmamış. O yüzden biraz sinirli. Çocuğu olunca düzelir. Bilmez miyim? Senin oğullarına neden öyle kötü davranıyor sanıyorsun? Hep kıskançlığından. Olsun varsın. Komşum o benim. Severim ben Selime'yi. Yılmaz arabayı almış. Çok güzelmiş. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol abi, sağ ol. Hepimiz hayırlı olur. İnşallah, inşallah. Hayırlı olsun Yılmaz. Bol bol gezersiniz artık. Sağ olasın Hüsnü. Bu hepimizin. Birlikte gezeriz. Araba dedikleri bu külüstür müydü yani? Öyle konuşma Selim'e. Ayıp oluyor. Sen ancak el alemin arabasını kullanırsın. Bilmem ben bu arabayı. Sahibi kimse o bilsin. Kusura bakmayın. Sinirli biraz. Kolay değil. Bir aydan az kaldı. Öyle Hüsnü. Dert etme. Bak görsen. Bebeğini eline aldı mı bütün siniri geçer. İnşallah. Benim de umudum bebekte. Hayırlı olsun Yılmaz. Ben geçiyorum içeri. Sağ ol kardeşim. Hadi görüşürüz. Selim'e, neden böyle yapıyorsun? Komşularımız onlar. Açıldıracağım. Görmüyor musun korna çalarak gelmeler filan? Hava atıyorlar işte. Ne safsın? Saçmalama Selim'e. Saçmalamaymış. Görmedin mi Gülnaz'ı? Nasıl bakıyordu bana? Oh işte, benim kocam araba alıyor, seninki alamıyor der gibi. Bir de siz de kullanırsınız demiyorlar mı? Bizim paramız yok ya, onlarınkiyle idare edeceğiz. Ey büyük Allah'ım. Ne olur çocuğumuz olunca bu kadının huyu suyu değişsin ya Rabbim. Ne varmış benim huyumda? Bak. 5 yıldır evliyiz. 5 yıldır kıskanmadığın hiçbir şey kalmadı Selim'e. Her şeyi kıskandın, kötüledin. Neden sevmeyi bilmiyorsun sen? Hiç de bile. Bebeğimi çok seviyorum. Korkuyorum Selim'e. Bu kıskançlığın sonu iyi değil. Bebeğimize de bir zarar vereceksin diye korkuyorum. Allah, bana yardım et. Uyudu mu çocuklar? Yataklarını yaptım. Ama çok heyecanlılar. Kolay kolay uyuyamazlar. Ben de onlar kadar sevindim Gülnaz. Yıllar sonra nihayet alabildik. Evet. Bu Selim'e neden böyle düşman gibi bizi anlamıyorum. Kapı komşumuz. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Ama onun içinde hep bir öfke var. Hüsnü de o kadar iyi bir adam ki. Yazık ona da. Neyse Gülnaz. Geçer inşallah. Hadi yatalım. Tamam Yılmaz. Gülnaz. Hadi Gülnaz. Hadi. Geldim Yılmaz, geldim. Ancak akşam döneriz Gülnaz. Çocuklar ne yapacak? Bütün gün sokakta oynuyorlar. Yemeklerini de pişirdim. Acıkınca yerler. İyi hadi. Çıkalım bir an evvel. Geç kalmayalım. Tamam. Üstüler gelmiyor mu pazara? He ya. Onlar da gidecekti bugün. Bir seslen hele. Selim'e! Selim'e! Kasabaya iniyoruz pazara. Gelmiyor musunuz? Biz yürüyerek gideceğiz. Her zamanki gibi. Selim'e'yi ikna edemedim arabayla gitmeye. Selim'e bacı, bırak şu keçiğin adını. 2 saat yürüyeceksin şimdi. Yürü gidelim 10 dakikada.
Eski köye yeni adet mi getirdiniz? İstemem ben. O arabaya binme. Araba kimse o binsin. Neyse siz gidin. Biz arkanızdan geliriz. Peki siz bilirsiniz. Kasabada görüşürüz. Güzel değil mi? Ha? Ya, Çıklarına çok güzel çıkardım. Ya. Vallahi baba ya. Çok iyi. Hep hayalindeydim o araba. Baksana ya. Sizin arabanız yok mu? Bak bizimkine. Ne güzel değil mi? Artık istediğimiz yere arabamızla gidebiliriz. İşim var burada. Geliyor Hüsnü. Geliyor Koşa Beycan. Çabuk ol. Geliyor mu? Sakin ol Selim'em. Tamam. Daha bir ay yok muydu? Hay Allah. Koş, dayanamıyorum. Yılmaz. 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 Aç kapıyı Yılmaz. Yılmaz. Bebek erken geliyor. Aa, çok erken daha. Gülnaz bacı ne olur. Yanına git Selim'e. Ben de ebeye seslenmeye gidiyorum. Tamam tamam. Telaş yapma. Ben de geliyorum. Hay Allah. Ben gidiyorum hemen. Merak etmeyin. Hadi. Selim'e. Selim'e. Sabret Selim'e. Gelin şimdi eve. Az daha sabret. Dayanamıyorum Gülnaz. Dayan Selim'e dayan. Gelmek üzeredirler dayan. Sabret. Dayan kızım yetiştim. Siz ikiniz çıkın bakalım. Sen sıcak suyla temiz bez ayarla. Tamam. Hadi. Benim elimden bir şey gelmiyor kızım. Doğumu bu durumda yaptıramam. Acil hastaneye yetişmesi lazım. Yetiştiririz arabaya. Tamam, tamam. Hemen bindirelim arabaya. Yılmaz! Yılmaz gel. Ne oluyor? Latife abla durumu nasıl? Doğumu burada yaptıramayız Hüsnü. Sezeryanla alınması lazım. Kasabaya yetiştirin hemen. Allah'ım. Ne yapacağım şimdi ben? Çabuk olursanız ikisi de kurtulur. Ben gidip arabayı hazırlayayım. Arabayla hastaneye yetiştireceğiz seni. Kavuşacaksın bebeğine. Hastaneye yetişemeyiz. Ne diyorsun sen Selim'e? Yetişemeyiz. Benim yüzümden otomobilin lastiklerini indirdim. Ne? Ne yaptım dedin? Kıskandım sizi Gülnaz. Dayanamadım. Oh Selim'e. Kıskançlığım felaketimiz oldu. Allah'ım. Ne olur bebeğimi koru. Şimdi ne yapacağız? Biri bütün lastikleri indirmiş. Kim yapar bunu? Kim? Hangi Allahsız yapmış bunu? Selim'e yapmış Yılmaz. Lastikleri Selim'e indirmiş. Aa,
bebeğimi. Bebeği kaybettik. Allah'ım, benim de canım al. Ölmek istiyorum. Asettiğimin cezasını ver bana. Sen de benim canımı al, ne olursun. Kasabanın birinde Meryem adında bir kadın yaşarmış. Meryem her sabah güneş doğarken karşı tepede pencerelere altın gibi parlayan bir evi hasetle seyredermiş. Bu altın pencereli evde çok güzel bir hayat yaşandığına inanır, kendi evindeki hayatı küçümser, mutsuz olur, kocasını da mutsuz edermiş. Mutsuz Meryem bir sabah bu altın pencereli evi yakından görmeye karar vermiş. Yola çıkıp saatlerce gitmiş. Güneş batarken karşı tepeye varmış. Ama evin önüne geldiğinde şaşkınlıkla kala kalmış. Çünkü altın pencereli ev metruk bir evmiş. İçinde kimsenin oturmadığı, pencereleri bildiğimiz camdan sıradan bir evmiş. Meryem şaşkınlıkla geri dönüp baktığında bu defa karşı tepede altın pencereli başka bir ev görmüş. O evin pencereleri de batan güneşin ışıkları altında pırıl pırıl yanıyor, gözünü alıyormuş. Meryem dikkatlice bakınca altın pencereli evin kendi evi olduğunu anlamış ve o zaman yaptığı hatanın farkına varmış. Başkalarının hayatını kıskanmanın boşluğunu, gerçek mutluluğun insanın kendi evinde olduğunu anlamış. İşte böyle sevgili izleyiciler. Başkalarının altın pencereli evlerine bakıp kendi evinizdeki güzelliğe gözlerinizi kapamayın. Yuvanızdaki ağız tadını bozmayın. Sahte ışıklara kapılıp hayatınızı zehretmeyin. Evinizdeki mutluluğun değerini bilin. Gizli Dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.